Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bu link kablolarıyla Game Boy DMG-01, yok Advance, yok Advance SP, yok DS vesaire vesaire multiplayer'i nasıl oynanır onları anlatmaya çalışacağım. ...1989 model Game Boy DMG-01 yani klasik dediğimiz cihazınız var elinizde. Ve iki tane de oyununuz var. Doktor Mario. Bu iki cihazın maalesef kötü yanı şu. Şu link kablosunu ola ki buldunuz. Dünyanın öbür tarafından Nintendo'nun kablosunu aldınız, buldunuz ve oynayacaksınız. Bu modelde, 1989 modelde illaki iki oyundan da elinizde olması lazım. İki oyundan da elinizde varsa, bu arada biri Avrupa, biri Japon da olabilir. İki oyundan elinizde olduktan sonrasında sıkıntı yok. Ama tek bir oyun varsa maalesef bu operasyon olmuyor. Şimdi denememizi yapalım. Doktor Mario. Şimdi şurada bakın link yeri var. Şunu çat çıkartıyoruz. Böyle kapaklı kolay kolay cihaz göremezsiniz. Bu kabloyu da kolay kolay bulamayabilirsiniz. Ben zor buldum. Buraya takıyoruz. Bu 1. Buraya takıyoruz. Bu 2. Bu arada bazı oyunlar, F1 Race gibi bazı oyunlar 4 kişi destekliyor. O zaman da şöyle bir şeye ihtiyacınız var. Kutucuğa. Bu da Nintendo'nun 4-player adaptör diye geçiyor. Kablolarınız varsa takıyorsunuz. 4 tane de oyununuz oluyor. Böylece DMG-01'de oyun oynayabileceğiz. Şimdi açalım. İki cihazımızda. Bıt. 2 player'a basıp start diyoruz. Ve onun ekranında değişti. Buradan seçiyorsunuz, ediyorsunuz. Böyle çift oyunların çoğunda biri Mario, biri Luigi şeklinde yazıyor. Burada ikisi de Mario. Oynadıktan sonra iş bitiyor. Bu DMG-01'de bir testimizdi. Ben bu testleri yapmadan önce, yani aslında bu videoyu çekmeden önce ilginç bir test yaptım. Gidip de bu iki oyunu Advance'e takarsanız ve aynı işlemi yaparsanız makineler kilitleniyor. Yani bu klasik Game Boy kasetleri Advance'lerde, yani bunun desteklediği cihazlarda, Advance veya Advance SP, bu özellik maalesef olmuyor. Şimdi bunu kaldıralım köşeye. Halt! Şimdi geldi sıra Advance'e. Advance için de biraz önceki kablodan birazcık daha farklı bir kablo bulmanız gerekiyor. Bu arada bu kablodan da almak isterseniz aşağıda vereceğim linkteki Zebramo sayfamdan bu kablodan satın alabilirsiniz. Bu kabloyu da şurada tepesindeki yere takıyoruz. Şimdi ister Advance, ister işte Advance veya Advance SP, şu mavi edişin olsun. Bunlar da aynı şekilde çalıştırabiliyorsunuz. Hatta dur, iki tane renkli ekran yapayım önce. Anlatmak için onu da getirmiştim. Şimdi buradaki güzellik şu. Tek bir oyunumuz var. İki cihazımız var. Ne yapacağız? Taktık. İki cihazımızı da açalım. Hangisini önce açtığınızın bir önemi yok. Şimdi yapmamız gereken sadece şu. Multiplayer. Let's go. Checking diyor. Ayarlarımızı yapıyoruz. Aha, sol taraf delivering etti. Link kablosu sayesinde tek oyun iki cihazla oynayabiliyorsunuz. Zaten akıllıca olanı bu. Yani DMG-01'deki gibi İki oyun olsun, iki cihaz olsun, kablo olsun, edane olsun. Hiç gerek yok. Böyle oynayabiliyorsunuz. Aynı mantık bunun için de geçerli. Aynı mantığı bir de bunda yapalım. Let's go. Transmitting data dedi. Ve yine aynı şekilde iki farklı cihaz da olsa sonuçta mantıkları aynı olduğu için bunlar da rahat rahat oynatıyor. Tabii sol taraftaki Advance'in içi olmadığı için pek bir şey göremiyor olabilirsiniz. Yine aynı mantık. Şimdi geldik en sevdiğimiz yere. Elimizde bir tane, hatta iki tane, hatta üç tane, hatta bu kadar şey var. Hem DS Lite hem DSi var. Ve elimizde orijinal oyun bile yok. Bu bir DSi ve üzerindeki kartımız, R4 kartımız. Yani fiziksel olarak kartımız da yok. Mario kartımızı açıyoruz. Bu sırada elimizdeki bütün cihazları açıyoruz ki suyunu çıkartalım. Yapmamız gereken çok basit. Böyle desteklenen oyunlarda multiplayer'ı seçiyoruz. Create Group diyoruz. Ve Simple seçiyoruz. Simple. Tamam, bu makine açık. Makinelerde ne yapıyoruz? Şu. Download Play seçiyorsunuz. Ve tarama yapıyor. Wi-Fi üzerinden. Bunlar da buldu. Gireyim abi diyor. Gir bakayım. Sen de gir. Sen de gir. Sen de gir. Sen de gir ya. Gir. 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 Basmatmışız ya. Herkes girdi mi kardeşler? Herkes girdiyse, bu arada 7 kişiye kadar destekliyormuş. Biz şu anda 6 kişilik yaptık. Downloading. Tamam. Böylece tek bir oyun, hatta tek bir oyun da değil, R4 kartımız olan makinede bir oyunla geçeceğiz. Ha diyeceksiniz ki bazı arkadaşlar, oğlum biz bunu 20 sene önceden biliyorduk. Vallahi ben bilmiyordum. Hem DMG-01'i hem Advance SP'yi vesaire yaparken bunu da aradan çıkartayım dedim, sizlere göstereyim dedim. Bu arada hepsi oyuna giriyor. Bakın downloading, please wait, do not turn power off yazıyor. Ana makinamız hazır. Yan makinalarımız da pişiyor. Bu DS Lite veya DSi'yi ben çok seviyorum. Zaten videolarda görüyorsunuzdur. İki makineniz varsa tek bir tane kartta da oyunlar oynayabilirsiniz. Zaten Nintendo'nun olayı toplu oyun. Sağ üst köşede belki göreceksiniz benim Wii'de nasıl güzel oyunlar oynadığımı. Evet. DS. Here we go. Hazır mıyız? Da böyle oynayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, videomu seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Siz de Nintendo ile multiplayer bir şeyler oynamak isterseniz oynayın. Beni deli etmeyin. Sağdaki ve soldaki videolara tıklayarak kanala abone olun. Yorum yazın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Bye.